Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün boşnak böreğinin yapımını göstereceğim sizlere. Yoğurma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı ılık su koyacağız. Çok sıcak olmayacak, buz gibi soğuk da olmayacak. 1,5 su bardağı suyumuzu koyalım. Bir dolu tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Şöyle elimizde bir karıştırdıktan sonra 5 su bardağı unumuz var. 5 su bardağı unumuzu ekleyelim. Un kalitemize göre değişebilir arkadaşlar. Biraz azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz ununuzu. O yüzden ona biraz dikkat edersek oldukça sert bir hamur yoğuracağız. Yaklaşık 5 dakika kadar hamurumuzu bu şekilde yoğuralım. Yoğurmuş olduğum hamurumu 4 eşit parçaya böldüm. Oklava kullanmadan açacağız bu hamurumuzu. Üzerini kapatarak yaklaşık yarım saat kadar dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz hamurumuzu yine merdane ile biraz bu şekilde açarak ...100 gram kadar tereyağımız var. 1 çay bardağı da sıvı yağımız var. Tereyağımızı eritip sıvı yağımızı da üzerine ekledikten sonra böyle bir karışım hazırladım. Açmış olduğum bezelerimin üzerine bolca sürüyorum. Bezelerimi bu şekilde dinlendireceğim. 1 saat kadar dinlendireceğim. Elimizle açacağımız için oklava kullanmadan hamurumuzun iyi dinlenmiş olması gerekiyor bu aşamada. Her tarafını bolca yağladıktan sonra üzerine bir naylon örterek dinlendirelim. Evet, hamurumuz oldukça güzel dinlendi. Açma tezgahımızı alalım. Tekrar üzerine yağ sürerek önce elimizle bu şekilde açabildiğimiz kadar açalım. İyice inceltelim. Daha sonra yağ eklemiyorum. Bu aşamada biraz fazla bol yağ ekliyorum hamuruma. Evet, havalandırabildiğiniz kadar havalandırın. Eğer masaya bu şekilde de kenarlarından çekerek de yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde kenarlarına doğru çekerek hamurumuzu inceltiyoruz. Bu şekilde havalandırırsak eğer daha da çabuk açılmasını sağlıyoruz. Hamurumun burada bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar. Hamurumun yırtılmamasının sebebi hamurun çok iyi dinlenmiş olması, çok iyi yoğrulmuş olmasıdır. Ona dikkat ederseniz. Daha çok ölçü yapmak isterseniz, daha fazla yapmak isterseniz ölçüyü çoğaltabilirsiniz. Evet, bu şekilde hazırladıktan sonra rulomuzu yine elimizle bir esneterek tepsimize yerleştirelim. Boşnak böreği denilince gerçekten herkese çok zor gelir bu börek ama gerçekten çok kolay. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir börek. Evet, yine kenarlara doğru açmaya başlayalım. Evet, bu şekilde esneterek çok daha çabuk açılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Ve yine tepsimize yerleştirerek böreğimi tamamlıyorum. 4 bezeden bu kadar çıktı. Bir tane yumurta sarısı var. Aslında boşnak böreğinin üzerine yumurta sarısı sürülmez. Genelde sürmüyorlar ama ben
Yine çok hafif renk alsın, daha lezzetli geliyor bana. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Tercihe bağlı, sürmeyebilirsiniz de. Eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından 2 yemek kaşığı ekledim, üzerine sürdüm. 180 derecede pişirdim. O kadar çıtır oldu ki arkadaşlar, bu böreği kesemiyorum maalesef. Siparişim olduğu için kesemedim. Ama ne kadar çıtır bir börek olduğunu görmeniz için. Evet, böreğimiz pişti. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.